Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz elektrik motoruydu. Modifiye edilerek, içerisine neodim mıknatıs konularak, bağlantıları değiştirilerek alternatör haline dönüştürülmüştür. Bu normalde, şöyle etiketini de göstereyim, 2.2 kW'liktir. 2.2 kW'lik bir motoruydu. Şurada bakın görüyorsunuz. Ve bu şu anda neodim mıknatıslarla alternatör hale dönüştü. En kötü ihtimalle 2 kW enerji alabilirsiniz. Bunu su türbini olarak kullanabilirsiniz veya projelerinizde kullanabilirsiniz. Bunun çıkışını şöyle gördüğünüz gibi ben şurada kağıt üzerine yazdım. Birinci metot ve ikinci metot olarak bağlantı şekillerini şu şekilde göstereyim. Şimdi birinci metotta bir video çekeceğim. Buradaki videoda da göreceksiniz 220 voltta 70-72 Hz arası bir frekans değişecek. 3 ayrı çıkış alabilirsiniz. Ben şimdi bir tanesine çıkış bağladım. Şu ikinci faza, üçüncü faza da aynı bu şemada çizdiğim gibi 3 tane çıkışı dengeli alırsanız daha faydalı olur. 3 tane çıkış ne kadar olur? 3 çarpı 600 watt. Yani 1800 watt diyorum ben yine en kötü ihtimalle. Her fazdan 600 watt enerji alabilirsiniz. Ben makkapla şöyle bu 350-400 wattlık bir makkap. Şöyle döndürüyorum. Bakın hemen enerji vermeye başlıyor. Şu gördüğünüzde frekans ve voltmetre aynı zamanda. Buradan da göreceksiniz voltu ve frekansını da göreceksiniz. Onu da belirteyim. Evet, şimdi tekrar çalıştırıyorum. Bakın hemen elektrik üretmeye başladı. Frekans ve voltaja bakın. Biraz hızlandırdım. Evet, 220 volta 79 Hz'i gördük. 77-78 Hz'i gördük. Ben buraya 75 Hz olarak düzelteyim. Şimdi ikinci metodu deneyeceğiz. Orada da voltajımızı ve frekansımızı göreceğiz. Bunun devri ise 1000 devirdir. Onu özellikle söyleyeyim. Yani 900 devirle 1000 devirdir. 1000 devirden sonra ne olur derseniz voltaj fazla çıkarır. Frekansınız yükselir. Şimdi ikinci metot bağlantısını bağlayacağım. Bu bir yani nötr boş kalacak. Ve şu iki yani üç tane fazlardan faz arası alacağım. Ben bir tanesini deney yapıyorum. Şimdi tekrar ölçelim. Bakın bunda devir biraz daha düşük olur. Evet. Voltaj çok yükseldi. Bakın 50 Hz, 227 volt. 227 voltla 50 Hz'i rahat şey yapıyoruz. 227 volt, 50 Hz'i gördük arkadaşlar. Bundan alırsanız tabii artık sizin çalıştıracağınız projelere göre değişebilir. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışmaktadır. İstediğiniz takdirde gönderebilirim arkadaşlar. Projelerinizde başarılar dilerim.